Herkese merhaba. Bugün 8. sınıf teknoloji tasarım dersi 200 dönem tüm sorularını çözeceğiz. Siz de 100 alacaksınız. Çok beklemeyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Hangisi ergonominin amaçlarından değildir? Ergonominin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi amaçlarını bulacağız. İş güvenliğinin sağlanması bir amaçtır. İş gücü kayıplarının önlenmesi bu da bir amaç. Kalitenin yükseltilmesi en büyük amaç ama iş kazalarını arttırmak ergonominin amacı değil. Ergonominin amacı iş kazalarını azaltmak hatta. 2. Biyotaklitin ilk örneğini çalışmalarında kullanan ünlü Rönesans sanatçısı diyor. Rönesans, Da Vinci'yi biz tanıyoruz. Rönesans yaşamış tasarımcı mucit bir insan. Ve özellikle kuşları izleyip, gözlemleyip aldığı bazı ilhamlar var, denemeler var. Hangisi nanoteknolojinin faydalarından değildir diyor. Bunun altın çiziyoruz değildirlerin. Çünkü yanlış okuyabiliriz bazen, yanlış anlayabiliriz. Daha az maliyet ve daha fazla üretim sağlanabilir. Evet, yaşam kalitesinin artmasına önemli bir etkendir. Kesinlikle. Tarımda aşırı kullanımı verimliği arttırır. Bir dursun, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunar. Evet, tarımda neyi fazla kullanırsanız kullanın, tarıma zarar verirsiniz. Kimyasalı fazla kullanın, aşırı kullanın, zarar verirsiniz, zehirlersiniz insanları. Gübre suyu fazla kullanın, bitkiyi öldürürsünüz. Sensörü fazla kullanın, çok elektronik bir ortam yaratın, tehlike atarsınız üretimi. O yüzden tarımda bir şeyi aşırı kullanmak verimliği arttırmaz. Az kullanmak da arttırmaz, ama dengeli kullanmak verimliği arttırır. Doğru cevap C, bir fayda değil. Hangisi ulaşım aracı tasarlarken dikkate almamız gereken prensiplerden değildir diyor. Yakıt tasarrufu çok önemli çünkü aracımız havada karada denizde olsun bir yakıt kullanacak. Renk bir dursun. Sürtünme evet bu araç zaten bir ortamla etkileşime girecek. Örneğin değişikliğinde aerodinamik havanın sürtünmesi, havayla etkileşime girmesi. O zaman bir araç tasarlarken renk ilk başta düşüneceğimiz bir şey değil. Hangisi Yusufçuk böceğinden ilham alınarak tasarlanmıştır? Arkadaşlar bu sorunun cevabı Münih Olimpiyat Stadı. bakalım. Şöyle bir çatısı var. Bu böceğin kanadının yapısını, birbirine tutunma tarzını Olimpiyat Stadı'nın çatısında kullandılar. Altıncı soru. Bina, köprü, cami, baraj, kule gibi yapıların tasarlanma, işitür etme işi hangi tasarlanma girer? Bakın yapı diyorsa bu işin sonucu mimaridir yapı, mekan, ortam, mimari işi. Şey. Hangisi aracımızda yakıt tasarrufu yapmamızı sağlamaz? Altını çiziyoruz. Aracın motor bakımını düzenli yaptırmak. Evet motor düzenli bakım yaptırırsak yakıt tasarrufu sağlayabiliriz. Takip mesafesini korumak. Takip mesafesi önemli çünkü sürekli durukak yaparsanız motor daha çok yakıt tüketecektir. Gaz pedalına aniden basmamak. Evet. Aynaları ayarlamak. Aynen de yakıtın var ya? Hızlı trenlerin tasarımında ilham alınan balıkçıl kuşun özelliği nedir? Şöyle bir kuş hatırlayın. Hızlı olması, suya girebilmesi, suya giderken ses çıkarmaması, alçalıp yükselilmesi. Bunun cevabı C şıkkı. Suya giderken ses çıkarmaması. Yani aerodinamiği ve hidrodinamiği çok iyi olması. Hatta bunun için şu videomu bir izleyin. Orada bir şu biyotaklit kavramını özetleyin bakayım kafanızda. Şimdi doğruya doğru yanlış yanlış diyeceğiz. Karda yürümek için tasarlanan kar paleti öğretmenin ayaklarına ilham alarak tasarlanmıştır. Hayır, burada tavşanların ayaklarından alınan bir ilham var. Biyotaklit biyomikri aynı anlama gelir. Evet, doğru. Nanoteknoloji yalnızca elektronik cihazlarda kullanılmaktadır. Hayır. Nanoteknoloji gıdada kullanılıyor, tekstilde kullanılıyor, askeri işlerde kullanılıyor ama bunun yanında elektronikte de kullanılıyor. Nanoteknoloji Profesör Norio Taniguchi tarafından icat edilmiştir diyor. Burada icat durumu yok ama nanoteknoloji kavramını ortaya atan kişi bu insan Norio Taniguchi. Biz bunu doğru sayalım bakalım. Cırt cırt bantlar lotus bitkisinden ilham alarak tasarlanmıştır. Hayır, cırt cırt bantlar şu bitki ilham alarak tasarlanmıştı. Nanoteknoloji antik Yunan'da cüce anlamına gelen nano kökünden gelmektedir. Evet, buradan nano ön kökü aslında cüce anlamına geliyor. Doğru. Oturduğumuz sandalyenin rahat olması ergonomine ilgilidir. Doğru arkadaşlar. Rahat, konforlu, verimli olması ergonomik bir şey. Dağış çapası ağaç kakandan esinlenerek yapılmıştır. Yani i̇nternette bununla ilgili çok fazla görsel var. Büyük mersi de öyle gördünüz. Doğru diyebiliriz kafa yapısı, dağış yapısı ama birçok ilham aslında öyle değil ya. Kuşu görme çapa yapayım değil. Dağcılık ekipmanına ihtiyacınız var. Buza vurduğunuz zaman geri çıkmayacak sağlam bir şeye ihtiyacınız var. Tipi benzeyebilir bazen bunun gibi. Ama her zaman ilham al diye bir durum ortaya çıkmıyor. Biz gelme doğru diyelim. Aerodinamik hareket eden katı kütlenin havayla etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. Evet, aero zaten hava demek değil mi? Ergonomi ve antropometri birbiriyle alakalı olmayan bilim dallarıdır. Hayır. Bunlar ketçap mayonez gibi, kuru fasulye, pilav gibi iç içe kavramlardır. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler dolduralım. Nanoteknolojinin kullanıldığı cihazlardandır. Hmm. Elektron mikroskop bence. Hoppa. İnsan vücudunun belli bir eylem içinde hareket halindeyken alınan ölçülerin dahil olduğu antropometri türüdür. Ne diyor? Hareket. Hareket halindeyken biz ne yapıyoruz? Dinamik durumdayız. Fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılma sürecidir. Ergonomi. Yer adla çalışma ergonomisi. Helikopter, uçak, jet gibi ulaşım araçlarının dahil olduğu ulaşım yoldur. Hava yolu. Bilim insanlığı adam değil ya. Bilim insanlarının Heh. ürettiği teorik bilgiyi pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Kim o? Mühendis. Sanayide seri üretimi yapılabilen ve hizmete sunulan her türlü tasarımdır. Endüstriyel tasarım. Kendi kendini temizleyebilen giysiler gibi nanoteknoloji ile üretilen ürünlerdir. Dum dum dum. Nano materyal. Depreme rüzgara dayanıklı yapılar inşa etmeyi hedefleyen mühendislik türüdür. Depreme dayanıklı inşaat diyorsa hop. Yani sadece depreme rüzgara dayanıklı değil de genel olarak inşaatlarla ilgili alan Ulaşım araçları tasarlanırken yolcunun güvenliği ve rahatını önemseyen prensiptir. Sizce de konfor. Leke tutmayan kumaşların tasarlanmasına ilham alınan bitki lotus. Çünkü lotus yedi geldiğinde suyu emmiyor. İstediği zaman suyu emebiliyor. Leke tutmamak demek zaten kiri ve suyu emmemek demektir. Nanoteknolojinin kullanım alanlarından 5 tanesini yazınız demiş. Akıllı telefon mesela. Su tutmayan kumaş. Bakın az önceki sorudan bunu öğrendim. Siz de bunu yapın. Sınav kağıdını bir karıştırın. Bazı soruların cevabı diğer sorularda gizli olabiliyor. Tıpta kullanılıyor değil mi? Askeriyede kullanılıyor. Özellikle silahlarda falan kullanılıyor. Son olarak çeşitli malzemelerde kullanılabiliyor. Malzemenin yapısını değiştiriyor ve mesela dayanıklılığını arttırıyor falan. 5 tane yazık. 12. Aşağıda verilen mühendislikte tasarım aşamalarını sıralayınız. iki, 5 diyeceğiz. 1. Problemi tanımlama mühendis gibi düşünüyorum. Önce problemi tanıyorum, tanımlıyorum, sorunu açıklıyorum. Sonrasında problemle ilgili veriler topluyorum, bilgiler topluyorum. Öyle haşırt diye probleme dalmaz mühendis. Önce bir ne yapar? Onunla ilgili veri toplar. Çoklu çözümler üretme üçüncü adım. Birden fazla çözüm üretir. Bunları analiz eder ve bir tanesini seçer. En sonunda seçtiği çözümü test eder ve onaylar. Yani sıra böyle gidebilir. Devam ediyoruz. Hangisi iletişim öğelerinden değildir? Kaynak, gönderici, gözlemci, alıcı. Yani iletişimde gözlemci diye biri yok. Tamam böyle kulak misafiri var ama gözlemci diye bir şey yok. Görsellik ne önemlidir? Sorusunun cevabı hangisi? Olamaz. Görselleri anlamlandırmakta zorluk çekilebilir. Dikkat çeker okunması kolaydır. Evet insan 3 saniyede falan bir görsel algılayabiliyor. Akılda kalıcı. Etkisi büyük kesinlikle. Yazılı metin okumak. Zahmetlidir, vakit ve dikkat ister. Doğru. Şu üçü doğru ama aşıkkı. Bu sorunun cevabı. Görsellerin anlamlarını yazınız. Engelli birey. Hastane. Kaygan zemin topukla <laughs> şaka acil çıkış diye olabilir evet ateşle yaklaşma gibi böyle 16 canlılık ve dinamizm'in bir rengidir mutluluk verdiği iştah açtığı için büyük gıda firmalarının en çok tercih ettiği renklerin başına gelir bu renk hangi renktir büyük gıda firmaları diyor hatırlayın şunlar şunlar en çok bizi uyaran renk arkadaşlar bu konuda kırmızı renk kağıt üzerinde belirlenmiş bir alanın yazı resim fotoğraf ve grafiklerle belli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi neydi ne düzeniydi? sayfa düzeni fransızcası da mizampaş 18. Bir işletmenin Rünya'da hizmetlerinin bir başka işletmenin Rünya'da hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan isim şekli, sözcük rakam ve harflerin tamamına ne denir diyor. Bu o markanın nesini oluşturuyor arkadaşlar? Azmdan kaçtı. O şirketin markasını oluşturuyor. Pazarlama bu reklamla alakalı bir şey. İşletme profili kurumsal kimlikle alakalı bir şey. Amblem biraz daha soyut olan makalar ama marka bu sorunun cevabı. 19. Hangisi ergonominin amaçlarından değildir? Ortama göre insanların uyum sağlaması. Ortama insan uyum sağlaması. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması. Doğru. Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması. Doğru. Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi. Doğru. Ama ortama göre insanın uyum sağlaması değil. Ortamın insana uyum sağlaması. Doğru cevap. 20. Doğada insan haricinde yaşayan canlılardan ya da organik yapılardan esinlenerek yapılan çalışmalara biyotaklit diyoruz. Canlılar, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar veya cansızlar var. Onlardan biz ilham alarak biyotaklit kavramı bu işte. Kendimiz kendi sorunlarımızı çözebiliyoruz. Sıralandırın demişler. Az önce bunu yapmıştık gene yapalım. Çoklu önce problem tanımlanıyor bir. Ardından onunla ilgili bilgi toplanıyor. Ardından çoklu çözümler üretiliyor. Çözüm analiz edip seçiliyor. En son çözümü test ediyor ve uygulanıyor. Ha buraya mı yazacakmışız? Hocam ben buraya yazdım olmaz mı? Bence hocanız nereye istiyorsa biz oraya yazalım. Evet şimdi oldu. Buluş taklit eşleşmelerinden hangisi yanlışmış? Sonar sistemi Yunus balığı. Evet Yunuslar yönlerini sesle buluyordu. Yüzüne paleti tavşan. Su geçirmeyen kumaş lotus evet. Hızlı tren balıkçılık kuş evet ama yüzme paleti tavşan değil. Yüzme paleti ördeğe benziyor. Oltaya taktaya gelmeyelim. Hangisi havaya ulaşım araçlarındandır? Uf, çok zor bir soru. Feribot, uzay mekiği, bisiklet, hızlı tren burada uzay mekiği. Geldik bir genel kültür sorusuna. Milli mücadele döneminde havacı olarak büyük başarılara imza atan bir pilot as subaydır. Savaştan sonra Türk uçağı k 16 üretmiş. Tontaş firması bünyesinde Türkiye'nin ilk hava yolları uçuşunu gerçekleştirmiş. 1932'de ilk Türk sivil tayyare mektebini, tayyare uçak demek, kurmuştur. Ülkemizde hava ulaşım teknolojisine katlıları büyük olan bu kişi kimdir arkadaşlar? Vecihi Hürkuş'tur. Girişimciliği vizyonuyla çok önemli bir insandır. Onun hayatını izleyin derim, bir okuyun derim yani. Kaderi ve kederini içinde barındıran bir hikayesi var. Biyotaklit yöntemini kullanarak bir ulaşım arayışı tasarlayınız. Şimdi arkadaşlar burada size kalmış. Sizin yaratıcınıza kalmış. Ne yaparsınız? Bir canlı seçersiniz. O canlının bir özelliğini, bu şekil olabilir, iş yapış özelliği olabilir veya uyum sağlaması olabilir. Bunları kullanırsınız ve ondan bir ulaşım aracını çizersiniz. Uzağcınızdan hazır yaratıcılıklar beklemeyin. Olmaz. Son sorumuz. Sensör çevremizdeki fiziksel değişiklikleri, ısı, sıcaklık, basınç, uzaklık algılayarak değişikleri elektrik, elektronik sistem cihazlardır. Siz de sensör teknolojisi kullanarak bir tasarım yapın çizin demiş. Bu soruda da benden yaratıcılık beklemeyin. Kendiniz düşünün. Burada sensörleri vermiş. O sensörü alın. Bu sensörden şöyle bir şey yapardım. O şöyle yaptığım bir şey böyle böyle çalışırdı. Bu sorun çözerdi diye etrafınıza iyi bakın. Hiçbir yer görmüyorsanız oturduğunuz sıraya bakın. O sıraya hangi sensörü takıp nasıl akıllı hale getirirdin, ne işe yarardı ve nasıl çalışırdı? İnternette bulunan teknoloji ve tasarım 200'den tüm sorularını çözdüm. Ya bu kadar soru vardı. Bu sorular sınavınızda çıkabilir, size katkı sağlayabilir. Ama yine siz ne yapacaksınız? Kendinize güveneceksiniz ve çalışacaksınız. Herkese iyi çalışmalar, hoşçakalın.